Selamünaleyküm. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle dün yapılan bir ziyaretle başlayalım. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetlisi olarak dün 14 Temmuz'da iş gezisi için Belçika'ya gittiği duyuruldu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Devlet Başkanı İlham Aliyev'i Avrupa Birliği Konseyi'nin merkezinde karşılarken daha sonrasında özellikle petrol ve gaz konusu yine Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin görüşüldüğü ifade ediliyor. Bugün İlham Aliyev'in Avrupa Birliği'nde iş zirvesine katılacağını da hatırlatalım. Prezident İlham Aliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in dəvətiyle iyulun 14-də Belçika Krallığına işgüzar səfərə gedib. Avropa İttifaqı Şurasının mənzil qərargahında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel dövlətimizin başçısı İlham Aliyevi qarşılayıb. Yine önemli bir gelişme var. Çin, Pakistan'da Chasma nükleer enerji santralini inşa edeceği 1200 megawattlık yeni güç ünitesinin temelini atıyor. Geonews televizyondaki habere göre Çin'in Pencap eyaletinde yani Pakistan'da yatırımları devam ettiği ifade edilirken Mimari bölgesinde inşa edilen nükleer güç ünitesiyle ilgili temel atma töreni düzenleniyor. Törene katılan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif burada açıklamalarda bulundu. Bu projenin büyük bir köşe taşı Çin ile Pakistan arasındaki işbirliğini gösteren önemli bir sembol olduğunu ifade ederken Pakistan Atom Enerji Kurumu PAK Başkanı Raja Ali Rıza da burada açıklamalarda bulundu. C5'in Pakistan'ın 3. nesil nükleer enerji tesisi olacağını, bu projenin 8800 megawattlık ucuz ve temiz enerji üretimi hedefine ulaşmalarını sağlayacağını da not düşüyor. Hayfa kentine gidiyoruz. İsrail'den görüntüleri görmektesiniz. İsrail'in sahil kasabası Fureydis'te toplanan yüzlerce kişi, Fureydis Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Alameri'nin dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmesini protesto ettiği ifade ediliyor. Göstericiler Arapların hayatı önemlidir yazılı dövizler taşırken Fureydis'te ana yolu kapatan göstericilere İsrail güvenlik güçleri müdahale ediyor. Yine İsrail vatandaşı olmuş Filistinliler bölgelerinde silahlı suç oranlarının artmasına ve buna devletin kayıtsız kalmasını protesto ediyor. Göstericiler protesto sırasında bölgeden geçen Netanyahu'nun konvoyunu da durdurmaya çalıştı. İsrail polisi ve Netanyahu'nun koruma ekibi de göstericilere güç kullanarak yoldan çekilmeleri emrini veriyor. Irak'a gidiyoruz. Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyeleri tarafından katledilen Türkmenler için 14 Temmuz'da dün kentteki şehirler mezarlığında anma töreni düzenlenirken Irak Türkiye'yi de unutmadı. Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı Kerkük kentinde FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi protesto ediliyor. Şehit düşenler için dua ederek gıyabi cenaze namazı da kılındı. Kerkük'ün Musalla semtinde Ağacı Camisi'nde kılınan cuma namazına yüzlerce Türkmen ve bölge halkı katılırken 15 Temmuz şehitler için dualar ediliyor. 15 Temmuz'da hain darbanı püskürten şehitlerimizi rahmetle yad etmekteyiz. Onun için cuma namazına müteakiben gıyabi namaz kılacağız şehit. Selamu aleyküm ve rahmetullah. İsrail savunma sanayi şirketi Elbit'in binaların içerisindeki hedefleri kitleyebilen yeni bir sistemi duyurduğu ifade edilmiş. Dünya savaş teknolojisine çağ açacağı belirtilen sistemin mini dronlar vasıtasıyla ana platformdan kontrol edilebildiği belirtiliyor. Ruslar camileri basmaya devam ediyor. Son dönemlerde Rusya'da Müslüman düşmanlarının arttığını görmekteyiz. Her ne kadar bilindiği gibi Moskova'da kiliseler boş kalıyor, camiler doluyor şeklinde haberler olsa da Rusya'da da son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar dikkat çekmişti. Bu sefer Rus polisinin cami baskınlarına devam ettiği ifade edilmiş. Dezerniski Moskova bölgesinden görüntüleri görmektesiniz. Hem ayaklarıyla camiye giriyorlar, hem namaz kılanların önünden geçiyorlar, hem de bu bölgede dostlar görüldüğü gibi insanlarla kavga etmeye başlamışlar. Rusların cami baskını dikkat çekiyor. Dün de kaçak göçmenlerin tutuklanıp orduya kayıt ettirildiği görüntüleri paylaşmıştık. Camide kaçak göçmen arıyorlar şeklinde iddialar da var. Göçmenlerin Ukrayna cephesine ön hatlara gönderildiğini hatırlatalım. Daha çok Özbek Türk'ü, Azerbaycan Türk'ü, yine bu bölgede bulunan Tacik halkı ve Kırgız Türkleri savaşa zorla yollanıyor. Хотите молиться?
Laski'ye gidiyoruz. Görüntüler Suriye'den. Suriye'nin kuzey kırsalında yangın çıkarken itfaiye ve sivil savunma güçleri tarafından yangının büyümeden söndürüldüğü duyuruldu. İran ordusu Deir ez-Zor'da Suriye'de Erbu Keman şehrinde askeri geçit töreni düzenliyor. Amerika ile İran arasındaki tampon bölgeden bahsediyoruz. Libya Ulusal Petrol ve Doğalgaz Kurumu noktan açıklamalar geliyor. Bazı petrol üretim sahalarının kapatılması ki El Şerar olduğunu hatırlatalım. Ülkemizin milli gelirine büyük zarar verebilir açıklaması yapıldı. Polonya'da 200'lü bir ülke, Polonya'nın tüm ambargoya rağmen Rusya'dan tonlarca alüminyum satın aldığını görmektesiniz. Polonya bizi şaşırtmıyor. Her zaman Rusya'da gizli işbirliği yaptığı ortaya çıkmış durumda. Bilindiği gibi bu savaştan beri Yunanistan'ın ve Hindistan gibi bazı ülkelerin aracılığıyla Avrupa'ya petrol satışı devam ederken şimdi de Polonya üzerinden alüminyum satışı kayda alınmış durumdaki kim bilir bilmediğimiz neler var. Yine Ukrayna'da seferberlik sonrasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa kentinde seferberlikten kaçan Ukrayna halkını aradığı ve zorla asker aldığı yönünde de görüntüler paylaşılmış. Rusya'nın doğusundan, Moskova'nın hemen doğusundan bahsediyoruz. Vladimir bölgesinde demir yolu yakıldı. Askeri silah taşıyan trenler de dahil olmak üzere tüm demir yolu trafiğinin durma noktasına geldiği ifade ediliyor. Yine Ermeniler tarafından yayınlanan kitabı görmektesiniz. Ermenistan'ın yayılmacı planları devam ediyor. Terör devleti Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını daha fazla işgal etmeye hazırlandığına yönelik kitap paylaşılırken tabii ki de ancak kitaplarda veya rüyalarında böyle bir şey olur. Dolayısıyla bu şekilde bir haber aktarılmış. Dün de Karabağ'da protestolar olmuştu. Han kentinin ana meydanında toplanan yerel halk derinleşen insani krize karşı önlem talep ederken Rusya'nın sözde barış koruma birliği karargahının bulunduğu bölge yani havalimanına yürümeye çalışmıştı ki insani kriz falan olduğu yok. Azerbaycan'ı suçlamak için bu şekilde bir hamlede bulunuldu. Yine Ukrayna'nın Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusuna ait HIMARS'ın Rus ordusuna bir konvoy vurduğu yönünde de bölgeden amatör kamera görüntüsünün paylaşıldığını görmektesiniz. Bir o taraf video paylaşıyor, bir diğer taraf video paylaşıyor. Yine Rusya'dan açıklamalar geliyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konuştu. Tahıl anlaşmasının uzatılması ile ilgili bilgilerin yalanlandığı ifade ediliyor. Bilindiği gibi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl anlaşmasını uzatmayı kabul ettiği bilgisi an itibariyle Fransız Devlet Medyası AFP'de yayınlanmıştı. Fakat haber yalanlandı. Putin'in bu anlaşmanın uzatılmasını desteklediğini iddia eden yayın hakkında Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin olarak Rusya tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmadan açıklaması yapılıyor. Yine Yunanistan İtalya'dan daha fazla silah satın alacak. Dolayısıyla Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kor General Angelos Hodelouis kendisi 10 ila 12 Temmuz'da İtalya'yı ziyaret etmiş. Bu haber yeni paylaşılıyor. Her ne kadar 5 gün geçse de daha sonrasında çeşitli silah sistemlerinin incelendiği, İtalya ile Yunanistan arasındaki askeri işbirliğine vurgu yapıldığını da not düşelim. Tunus'a gidiyoruz. Tunuslu iki sivil toplum örgütü tarafından Afrikalı düzensiz göçmenlerin koruma çağrısı yapılıyor. Tunuslu iki sivil toplum örgütü ülkenin güneyinde Safax vilayetinden kovulduktan sonra Libya ve Cezayir sınırına yerleşen Afrikalı düzensiz göçmenlerin koruması çağrısında bulundu. Göç konusuyla ilgili bağımsız kuruluş Tunus Ekonomik ve Sosyal Halklar Forumu'nun daveti üzerine Tunus'ta gösteri düzenleniyor. Aslında neredeyse ilk defa göçmenlerin korunması yönünde bir ülkede gösteri yapıldığını da görmekteyiz. Genellikle göçmenler gitsin diye gösteri yapılır. Burada ise göçmenler korunsun şeklinde ilginç bir haberden bahsedilmiş. Yine Berlin'e gidiyoruz. Almanya Başbakanı Olaf Scholz konuşuyor. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bilindiği gibi geçen günlerde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye tepki göstermiş. Biz Amazon mağazası değiliz açıklamasını yapmıştı. Almanya Başbakanı Scholz, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu açıklamaları yapıyor. Yine Ukraynalılar Kiev'den Kramatorsk'a trenle ulaşım sağlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna vatandaşlarının Kramatorsk'a trenle ulaşım sağladığı yönünde Türk Devlet Medyası Anadolu Ajansı tarafından ulaşıma ilişkin görüntülerin paylaşıldığını görmektesiniz. Özbekistan'a gidiyoruz. Özbekistan'da 6 gün önce 9 Temmuz'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrardan mevcut Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kazanmıştı.
Kendisi yemin ederek göreve başladı. Pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı erken seçiminde yeniden göreve seçilen Mirziyoyev için Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi ve üst kanadı Senato'nun düzenlediği ortak genel kurulunda kendisi Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ediyor. Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Evet değerli izleyiciler, biz de böylelikle son haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.